Bezdire mobbing yıldırma nasıl oluşur? Bugünkü konumuz bu. Şimdi iş yerlerinde, okulda, okullarda, ailede e, ee, bezdirinin ortaya çıkması genellikle maalesef diyeyim bazı insanların kurbağa pişirme taktiklerine benziyor. Kurbağayı sıcak suya koyarsanız hemen atlayıp kaçıyor. Çok zor. Yani birkaç tane birden koyamıyorsunuz. Yani ufacık şeyleri de neyse üzüyor. Taktik şu. Biz yapmıyoruz, yemiyoruz ama normal oda sıcaklığında suyun içerisinde birkaç kurbağayı koyuyorsunuz. Su, oh! Dünyanın en rahat ortamı olan için. Harika. Çok mutlu. Zıplayıp kaçmıyor. Hafiften ısıtılmaya başlıyor su. Hafiften ısındıkça yavaş yavaş tedrici sıcaklık artışı olduğu için hayvancağız rahatsız olmuyor. Adeta sanki birbirlerine diyorlar ki bir şey mi var? Yok yok bir şey yok. Ya galiba biraz ya hayır hayır, hayır, hayır bir şey, o kadar olacak bir şey olmaz diyor. Ve su artık İyicene kaynamaya başladığında zıplayacak halleri kalmıyor. Bağlar, gevşiyor, eriyor, pişiyorlar, ölüyorlar, gidiyorlar. Şimdi kısık ateşte kurbağa yavaş yavaş pişirilirmiş. İş yerlerinde bazen diyelim ki efendim filanca beyin işte Ahmet beyin suyu ısındı. Bunu kurbağa olayını düşünmeden söylüyorlar. Ancak ee, bezdiri olayında da bir tür su ısınması, suyun yavaş yavaş ısınması söz konusu. Söylemiştik, tekrarlayayım, bezdiri kurbanları iyi eğitim almış, kibar, zeki, çalışkan kişiler. Bunlar arasından seçiliyor. Eğer değerli dostlar bir iş yerinde bezdiri kurbanı, mobbing kurbanı seçilmişseniz, iş arkadaşlarınız konuşurken yüzünüze pek bakmazlar, göz teması kurmazlar, çok gerekme, gerekmedikçe zaten konuşmazlar. Nedense sizi kolay işitmezler. Bir soruyu iki kere hatta üç kere sormanız gerekiyor. Ha, pardon affedersin derler. İki kereden önce sorunuz işitmezler. Sözünüzü keserler. Sizi toplantıya, rutin bir toplantıya ya da öğle yemeğine ya da hafta sonu bir partiye çağırmayı her nasılsa unuturlar. Siz konuşurken alaycı bakışlarla bakarlar çok rahatsız edici gelir. Ne yapsanız eleştirirler. Telefonla taciz edilirsiniz, yazılı olarak taciz edilirsiniz. Hatta sizinle hiç konuşmazlar. Sevgili dostlar, çok güzel okullarımız var. İftihar ediyoruz. Çok güzel liselerimiz, kolejlerimiz var. Bunlar da bazen bazılarında bir kişi, bir öğrenci arkadaşları tarafından bezdiriye uğratılırsa buna soyuta atmak ya da soyuta çekmek deniyor. Hemen her okulda olabilir. Beni çok üzen, gerçekten üzen bir olay anlatılan. Şimdi diyelim ki bir genç okulda yok ilan ediyor. Hiçbir arkadaşı selam vermiyor, yüzüne bakmıyor, göz teması kurmuyor. Yani öğretmenler konuşuyor ama arkadaşları konuşmuyor. Genç bir insana yapılabilecek en büyük eziyet. Yoksunuz orada. Bank denmişti geçmişte bankta. Tek başına oturuyor çocukcağız. Genç. Pırıl pırıl bir genç. Bankta oturuyor. Okula yok ilan edildi diye. Bir arkadaşı geliyor. Aa burası boşmuş diyor. Geçip onun kucağına küt diye oturuyor. Böyle bir duruma maruz kaldı mı gençler? İki ay, en çok üç ay içerisinde ailesi okuldan alıyor. Sevgili dostlar, çocuğunuz böyle bir muameleye maruz kaldığında lütfen bir uzmana götürün. İş yerinde yetişkin kişi bezdiriye uğruyorsa bazen iki sene, iki buçuk sene katlanıyor. Bir buçuk yıl katlanıyor. İlk altı ay içinde yetişkinse bir uzmana gitmeli. En geç altı ay içinde, üç dört ay içinde bir uzmana gitmeli. Okulda genç söz konusu ise on beş gün, 20 gün içinde bir uzmana götürülmeli. Başında erken teşhis koymak, fark etmek gerekiyor. İş yerlerinde size tecrit edilmiş bir oda verirler. Geçmişte bir kurumda olmuştu, bir üniversitede bir hocaya, işte amiri. E ee, özel oda yaptırmış. Ama oda mukavvadan. Çaycının odasının yanında mukavvadan yapılmış özel bir oda. Burada bir hakaret, tahkir etme söz konusu. O da mahkemeye verip kazanmıştı o oh, hoca da. Odanıza telefon bağlanmayabilir. Telefon yoktur odanızda. Odanızda telefon yok. İnternet bağlanmaz. Bir grup arkadaşınız eğer işlerinde Bezdriye uğruyorsanız mobinke, bir grup arkadaşınız, siz girdiğiniz zaman susarlar. Hepsi aniden birkaç kere, birkaç defa sustuğu zaman, o zaman bunlar benim aleyhimde konuşuyorlardı herhalde diye düşünürsünüz. Aleyhinize konuştukları sonucunu çıkarırsınız. Hakkınızı dedikodu yaparlar. Sizin hakkınızı dedikodu yaptıklarını bazen, üçüncü şahısların bakışlarından anlarsınız. Her zaman size böyle bakan biri bu şekilde bakmaya başlıyorsa belki doğru belki yanılıyorsunuz. Sizin hakkınızda birileri onların kulağını bir kar suyu kaçırmış demektir. Tuhaf olduğunuzu, deli olduğunuzu, akıl hastası olduğunuzu çevreye söylerler. Kendileri söylerler. işin ilginci bir sıra sonra kendileri de buna inanırlar. Brecht'in bir tiyatrosunda müthiş bir görüş var. Çok severim. Bayka hatırladım kadar. Bayka diyor ki ben yeni bir insanla tanıştım mı kafamda onun krokisini çizerim. Yeni insana tanıştım mı kafamda onun krokisini çizerim. Sonra da onu ona benzetirim. Neyi niye, niye benzetirsin diyorlar. Krokiyi mi adama benzetirsin? Hayır diyor. Adamı krokime benzetirim. Muhteşem. Şimdi bir iş yeri var diyelim. Yeni bir eleman girdi oraya. Öncekiler baktılar tedirgin oldular. Genellikle iş yerine yeni giren kişiler başlangıçta hafif bir tedirginliğe yol açar. Bu nereden geldi, niye geldi? E bu geldi de bu olayın bana getirisi götürüsü ne olacak? Bana bir zararı olur mu? Birkaç kişi konuş, baktı yani. bu, bu var ya bu kişi diyorum. Ay bu ukala inan bak ben sana söylüyorum mi söylüyorum. Bu ukara diyorum. Şimdi bu kişinin kafamdaki krokisine ukara. ...mutlaka ukalalı da vardır. Herkes de var. Hepimiz de vardır. Diyelim ki on davranışında ikisi ukala ise ben seçici algılama yoluyla o iki ukala davranışı özellikle gözlerim ve krokimi güçlendiririm, keskinleştiririm. Krokimi olan inancım artar. Ve ben kafamdaki krokten yola çıkarak bir süre sonra o kişiye ukala muamelesi yaparım. İşin ilginci bir süre sonra o kişi bana ukalalık etmeye başlar. Yan departmanda siz varsınızdır. O sizin bölüme girmedi. Sizin tuzunuz kuru. Siz ukala diye şablonlamadınız onu. Yani iyi adam dediniz. Sekiz ay geçer. Size iyi davranır. Samimi davranır. Ben onun ilk krokisini ukala diye çizmişsem bana da ukalalık eder sevgili dostlar. İnsanlar mobbinge uğrattıkları, bezire uğrattıkları kişinin, kişinin kafalarında bir şablonu çiziyorlar, kroksin çiziyorlar, hakkında didikodu çıkarıyorlar. Sonra da bu didikoduya kendileri inanıyorlar. Eğer bezire uğruyorsanız, cinsiyetiniz, milliyetiniz, siyasi görüşünüz, renginiz eleştirilir. Kadınlara cinsel imada bulunurlar. Bazen isim takarlar size, bazen her nasılsa taktıkları ismi kazara sizin yanınıza da taraftar derler, ay affedersin derler. Çok tatlı bir bezdiri olayı, ee, muhteşem bir diziydi, kültürümüz açısından çok güzeldi. Ee, Bizimkiler dizisi galiba apartmanda geçiyor. Hani Kapıcı Cafer vardı. Tahta kafa bir enişte. Tahta kafa diyorlar. Şimdi adam yanında diyor abi tahtaya vur, tahtaya vur diyor. Abi aman tahtaya vur. Adam kendisiyle dalga geçildiğini, isim takıldığını biliyor. Tahtaya vur derken tahta kafa kastediliyordu. bir, bir Kötü bir örnek değil bu. Ee, toplumdan bir kesit sunulmuştu. Arkada isim takarlar görev tanımınıza bezdireye uğrayasınız. Görev tanımınıza uymayan işler verilir. Örneğin sizi kütüphaneci kadrosunda işe alırlar ama temizlik işi yaptırırlar. Elektrik mühendisi kadrosunda alırlar, bahçe sulatmaya kalkarlar. Ya da bazen hiç görev verilmez. Tam belki bezdiri değil ama psikolojik danışman kadrosu ile bir okula girmişsinizdir. Psikolojik danışmansınızdır. Sizden evrakları düzenlemeniz ya da diyelim ki nöbet tutmanız istendiği zaman bir çeşit Tartışmaya açık ama bir çeşit bu da bezleri sayılabilir. Siz oraya evrakları düzenleyen kişi arşiv memuru değilsiniz. Psikolojik danışmansınız. Eskiden ailelerde bir olay vardı, büyük aileler. Şimdi birkaç kardeş birlikte yaşıyor, gelinler, damatlar falan büyük aile. Duyduklarım, büyüklerinden duyduğum geçmişte. Şimdi bir aileye yeni genç bir gelin girdi. Bu da yavrum 14-15 yaşında falan oluyor genellikle. En saç çatısı 16 yaşında. O ailedeki eski gelinler, görümceler, eltiler yeni giren geline bir tür tacizde bulunmaya, eziyet etmeye başlıyorlar. Öyle yani çamaşır Dağ gibi çamaşır yağlarmış önüne. Şimdi genç insanlar eskiden makine yok. Elle yıkayacak. Çamaşırı çitelemek gerekiyor. Genç annesi evinde yaptırmadıysa çok bilmiyorsa çamaşırı alıp kendi eline sürter. Elinize sürttüğünüz zaman yarım saat dolmadan sol elinizdeki deri yüzülür. Yani bu kumaşı değil de elinizi sürttüğünüz zaman eli ele kumaşı elinize sürttüğünüz zaman Deri yüzülür. Doğrusu kumaşı kumaşa sürterek çitiremekmiş. Şimdi bilmiyor yavrum e, alıyor kumaşı in, sürüyor temizleyeceğim diye yara oluyor. Gülüyorlar ötekilerde. Eskiden bir laf vardı. Şimdi var mı bilmiyorum. Şöyle denirdi. Ve işte raftan sünger düştü. Gelin hanımın topuğu şişti. Raftan sünger düşmüş, gelin hanımın topuğu şişmiş. Aman pek nazlı. Dirseğini vurdu, çok acıdı. Ay, raftan sünger düştü. Efendim, o evde hafif düzeyde, belki alt düzeyde de bezleri var, orta üst düzeyde de. Hafif düzeyde diyelim ki bezdire uğratılan genç kız birkaç ay önce kendi evinde, babasının annesinin evinde, evin kıymetlisiydi, annesinin göz bebeğiydi. Raftan sünger düştüğü zaman annesi üzülürdü. Şimdi burada ne oldu? Yabancı bir ülkeye mi geldi? Niçin? Yani yabancı ülkeye gidene niye kötü davranmak gereksin? Gelinlere lütfen iyi davranalım, dalga geçmeyelim. Onları bezdiriye uğratmayalım. Bezdiri mobbing sendromunun temel ölçütlerini, temel kriterler ölçütlerini bir kişinin iş yerinde diyelim ki bezdire uğrayan kişinin şerefine, doğruluğuna, güvenirliğine ve mesleki yeterliliğine saldırı düzenlenir. Kişinin olumlu benlik duygusu, benlik saygısı zedilenir. İki nazik olmayan bezdire uğrayan kişiye yönelik nazik olmayan saygısız, alaycı, saldırgan, tahakküm edici, baskıcı, aşağılayıcı bir dil kullanılır. Örneğin patavatsız şakalar yapılır. Güzel bir eski söz. Latife latif gerek. Latif güzel demektir. Latife güzel söz. Espri, nükte. Latife latif gerektir. Latife kaba saba olmamalıdır. Mobbing'e uğrayan kişi. Mobbing'in bir diğer ölçtü işle ilgili bazı bilgiler verilmez. Ondan saklanır. Toplantı saatleri size söylenmeyebilir. Hakkınızı iftirada bulunurlar. Kurmaca bir takım hikayeler anlatırlar. Uydurma hikayeler anlatırlar. Şimdi beşdire uğrayan kişiyle ilgili uydurma anlatan kişi kendisi de doğruna inanmıyor ama uydurma bir hikaye üretti, ötekine anlatıyor. Anlatır, iftira, gıybet ediyor, anlatır. Ondan sonra vallahi hiç inanmadım, ihtimal veremedim diyor. Yani bu inanılmaz bir şeddeli, çift katlı bir tazik, bir propaganda. Ya, yani inanılır gibi diyor. Hani ben de inanmadım ama öyle diyorlar. Hocam, dolayısıyla geçmişte duyduğum yani normal insanlar e, hiç fakat bir tür bezdireye uğratılıyorsa inanılmaz dedikodu çıkar. Tıp bir zaman. Dilerim şimdi çıkmıyordur. Efendim bunlar eve giriyorlarmış anahtar kapının üstüne duruyormuş. Hocam bu çok büyük bir saygısızlık ve yalan. Dört dörtlük yalan, şeddeli yalan, kuyruklu yalan, gıybet. Anahtar kapı. Yani isteyen giriyormuş içeriye. Olamaz böyle bir şey hocam. Yok yakından bilenler de böyle bir şey olmadığını biliyor. Şimdi biri soruyor. Yani sen inandın mı buna? Bilmem. Vallahi öyle diyorlar. Hocam bu suret haktan gözüküp iftira atmaktır. Bezdireye uğruyorsanız sizi sosyal ve fiziksel anlamda izole ederler. Sizi izole ederler. Sonra da yahu çok asosyal. birader kimseyle konuşmuyor derler. Hem izole ederler hem asosyal olduğunuzu iddia ederler zor işleri kısa sürede yapmanızı isterler. Tut becerdiniz. Daha kısa sürede yapabilirdin derler. Angarya işler verirler. Angarya işler. Bir masalda bunun çok güzel örneği vardır. Kül kedisi. Hatırlar mısınız sevgili dostlar? İşte kül kedisinin şimdi psikantik anlamda yorumladığımızda ee, klasik bakış tarzından farklı bilgiler ortaya koyuyoruz. Ortaya konuluyor kül kedisinin işte üvey annesi, üvey kardeşleri var. Baloya gidecekler. Kül kedisini götürmüyorlar. Ona da eziyet olsun diye. Bir çuval pirinç, bir çuval mercimek var. Döküyorlar ortaya. Pirinçle mercimeği karıştırıyorlar. Hadi bunu ayıkta tekrar iki çuvala koy diyorlar. Bu belki abartılı gözüküyor ama gerçek yaşandı. benzerini insanlar zaman zaman birbirlerine yaparlar. Angarya işler verirler. Bezlerinin temel ölçütlerinden bir başkası. Bezleri çoğunlukla dolaylı örtülü şekilde uygulanır. Bazen de doğrudan doğruya açıkça açık bir saldırı halinde de karşıdakine yöneltilir. Söz gelişi. uğrayan kişiye verilen vaatler tutulmaz. Göz teması kurulmaz. Kişinin iş tanımı kişiden habersiz değiştirilir. Senin iş tanımı A, B, Z zannediyorsun. Bir de bakıyorsun ki iş tanımın B, C, F olmuş. Sana danışılmadı, sana söylenmedi. Bu aslında bir saygısızlık ve aynı zamanda bezdiridir. Size bağlı çalışan kişiler, eğer bir üstünüzdeki sizi bezdire uğratıyorsa, sizin altınızdaki kademede bulunup size bağlı çalışan kişiler size itaat etmemeleri konusunda uyarılır. Dinleme onu derler. Savaş çığlığı, saldırı. Bazen bir çoğunlukla birkaç kişi sevgili arkadaşlar e, bu bezdireye katılır. Bezdire iş yerinde duygusal taciz adlı bir kitap var. Bezdire iki nokta üst üste iş yerinde duygusal taciz. Bu kitabın yazarları Davenport, Schwartz ve Elliot. Orada bir kavram var güzel. Bezdire uygulayan 4-5 kişiye saldırgan gruba akbabalık grubu adını veriyor. Akrabalık değil akbabalık. Niye akbabalık? Akbabaların özelliği bir hayvancağız ölmüşse diyelim ki doğada bir koyun ölmüşse bir koyun ölmüşse akbabalar onun etrafta dolaşmaya başlarlar. Uygun bir fırsatta diğer işte kurt sırttan diğer yırtıcılar gittiği zaman hemen inmek leşi yemek için. Akbaba gibi dolaşıyor denir. Akbabaların doğada çok güzel işlevleri vardır. Gerek hayvanlar değildir ama burada bir teşbih söz konusu. Şimdi bir kişiye mobbing uygulayanlar akbabalık grubu. Yani bir tür saldırgan akrabalık içindeler. Beş, bezleri süreklidir, tekrar tekrar yapılır, sistematik yapılır. Bir kereye özgü bir saldırı varsa bunu genelde bir kerelikse bunu bezdiri saymıyoruz. Sistematik sürekli tekrar tekrar yapılırsa bezdiri kapsamına giriyor. Altı, kurban günah keçisi yapılır. Hata iş yerindeki hatalar kurbandaymış gibi gösterilir. Kaba davranıyorsa bu onun kabalığı gibi gösterilir hata ona aitmiş gibi gösterir. İşin ilginci bir süre sonra da o kişi hatanın kendisinde olduğunu o da inanmaya başlar. Hı. Diyelim ki işler niye aksak son zamanlarda? 1, üç, 5 o kişi Allah cezamı versin. İşte ben aksatıyorum diye düşünmeye başlar. Bu çok büyük bir haksızlıktır. Lütfen oyuna gelmeyin hak etmediğiniz bir suçla suçlandığınız zaman oyuna gelmeyin. Hatanız varsa bir miktar objektif olup bu hatayı kabullenmek yarar var. Eleştirileri geri bildirim almakta yarar var. Bu bizi sizi geliştirir. Ancak belirgin bir hatanız yoksa Günah keçisi yerine konuyorsanız, bütün yanlış sokaklar, yanlış adımlar size yöneliyorsa o takdirde siz de size saldıranlarla birleşip kendinizi kurban yerine koymayın sevgili dostlar. 7. Mobbing de bir tür bezrede bir tür işkence, psikolojik işkence vardır. Kurbanın itibarı düşürülür, kendine güveni sarsılır, bezdirilir, yıldırılır, adeta çaresiz bırakılır. Saldırganlar bilinç ya da bilinç olarak kurbanı dışlarlar, yalnız kalır. Kurban o işten ayrılırsa, bir artık bezdiriden bıktı. Başa çıkamadı bir iş yerinden ayrıldı, ayrıldı diyelim ki. İş yerine ayrılması onun tercihiymiş gibi gösterilir. Onun tercihiymiş gibi gösterilir. Saldırganlar tarafından yönetim bezdiri mağdurunun yetersiz ve hulsuz olduğu konusunda ikna edilir. Çok haklı deliller ortaya koyarlar. Asistanken görmüşsündür geçmişte. Ankara Üniversitesi'nde değil bir başka yerde yani bir asistan diğer asistana bezdiri uyguluyor. İşte bölüm başkanı fit diyor bir şeyler diyor ama harika bir şekilde yani bir taktikle olumsuz anlamda harika. E, sureti haktan görünerek e, kendisi hiç katılmıyormuş gibi davranarak yapıyor. Yönetim yöneticiler bezdiri mağdurunun hatalı olduğu, yanlış olduğu, e, olumsuz kişilik özelliklerine sahip olduğu konusunda ikna edilir. Şimdi sevgili dostlar, zaman zaman bir veli gider, okulda der, işte çocuğuma şu yapılıyor der, zorbalık yapılıyor bazen. Kazara, zorlukla anlar anne babalar bunu. Çünkü çocuk ağzını kitle tutar. Hem eziyet ederler okulda, hem de bunu öğretmeni ana babaya şikayet etmek çok ayıp sayılır, gammazlamak. Hocam işi otomatiğe bağlıyor. Ben sana eziyet edeceğim, sana saldıracağım, zorbalık edeceğim. Fiziksel olarak seni taciz edeceğim, psikolojik olarak taciz edeceğim. Ama gider beni şikayet edersen çok ayıp sen kanmazsın. Hocam şikayet ederler. Şunu duymuşumdur, psikolog danışma arkadaşlarım derdi. Müdüre, veliye anlatıyor. Çocuğuma şu şu yapıldı. Bir kısım müdürler. Olur efendim, olur, olur. Gençtir, olur, olur. Gençliğimizi bizde yaptı, bize de yapıldı, olur. Olmaz efendim. Zorbalığa maruz kalmak kaçılmaz bir kader değildir. Bezdire maruz kalmak kaçılmaz bir kader değildir. Genelde şöyle bir eğilim var, batıda da var. Bezdire mi oruyor? Kendisi mücadele etsin, kurtulsun. Psikolojideki genel eğilim şu, genç bezdire uğradığında, zorbalığa uğradığında bununla bireysel mücadele edip kurtulmak zorunda değil. Çünkü alışılmış dışı, her zaman rastlanmayan bir tür sistematik saldırı karşısında. Yani ufak üşüttüğümüz zaman, bir teşbih de bunu, üşüttük diyelim ki. E uğraşıp geçsin, yok o ot yiyin, bu onu yiyin, işte meyve yiyin, efendim, vitamin alın, uğraşın geçsin. Tamamı gidin, terleyin, şunu yap, bunu yap, geçsin. Fakat öyle hastalık var ki sizin kişisel gayretinizle geçmesi mümkün değildir. O zaman size bu işi bilen birinin destek olması gerekir. Hekimin size destek olması gerekir. Ufak, kırık, algınlık, soğuk, bir yorgunluk bir şey. Bunun için hemen hekime gitmek gerekmiyor. antibiyotik almak gerekmiyor. Ama öyle durumlarda var ki hekimse antibiyotik verir. Başka türlü geçmez. Şimdi benzeri şekilde efendim arkadaşlarla bir sorunu var. Canım genç kendisi halletsin. Artık bu bile tam denmiyor. Akran grupları kuruluyor. Efendim uzlaşma, akran uzlaşması var. Ee, akranlar birbirlerini uzlaştırma konusunda nasıl uzlaştıracakları konusunda eğitim alıyorlar. Herhangi bir anlaşmazlığı genç kendisi çözsün çözerse bir tür aşılanmış olur. Bir tür aşı. İyi güzel. Ama mobbing gencin tek başına, bezdiri gencin tek başına başa çıkabileceği, tek başına kişisel gayretiyle üstesinden gelebileceği bir olay değildir. Ona destek olması gerekiyor. Hocam zamanında bize de öyle yaptılar filan. Bu olayla uğraşmamak için, zahmete girmemek için elini taşın altına sokmak istemeyen yöneticinin tavrıdır. Bize de yaptılar. Al, şimdi de senin çocuğuna yapıyorlar. Çocuklarımız bizim göz Fark ettiğimiz anda yönetim olarak, okul olarak, e, fark ettiğimiz anda onun desteklenmesi yalnız bırakılmaması gerekiyor sevgili arkadaşlar peki çare ne mobinke eğer uğruyorsanız bezireye uğruyorsanız bilin bu konuda bilginiz olsun yani bir miktar giriş yaptık İkinci program oluyor bu 360 ekranlarında Efendim, giriş yaptık okuyabilirsiniz kitaplar var güzel kitaplar var İnternette bilgiler var Bunları okuyabilirsiniz. İnternet dışında zengin, daha yapısı güçlü kitaplar var. Bilin sizin başınıza gelmesin. Bilin bilmeden bir başkasını bezdiriye uğratmayın sevgili arkadaşlar. Delil toplu mahkemeye verin. 10 sene önce, 12-15 sene önce kanunlarımızda bezdiri olayı yoktu. Keşke kanunlarımıza da bezdiri diye girseydi ama mobbing diye girdi. Hani teamül, genel eğilim, işte yeni çıkan kavram ee, o girdiği haliyle kullanıyor. Mobbing diye girdi. Bezdir olsa daha mutlu olurdum. Türkçesi olsaydı. Kanunlarımız da var. Adı şu ya da bu. Kanunlarımızda var. Ve ilk maddesi, ilk maddesi kişiye görevi dışında iş verilmesi bezdiridir diyor. Yani Alzheimer'ın tanımı yapılmadığı zaman, Alzheimer'ın tanımlanmamış olduğu dönemlerde bir muğlaklık, belirsizlik var. Ama şimdi tanımı var, testi var, ölçme aracı var. Aynı şekilde bezlerinin de kriterleri, ölçütleri var şimdi. Delil toplamak gerekiyor. Ee, bazı kurumlarda bana bezleri uygulanıyor diye kişi sağlıklı veri topladığında mahkemeye başvurduğunda kazanıyor. Efendim her ikili çatışma bezdiri değildir. Bana yan baktı bu beni bezdirmek istiyor. Bu değil. Kriterler var söyledim. Sürekli olacak, tekrarlı olacak, sistematik olacak. Keş peş olacak. İş yerlerinde eğer ki bezdiri olayı varsa yönetici önemli bir görev düşüyor. Bir, bazen yöneticiler zaman zaman yöneticiler saldıran, bezdiren gruba inanır. Bu durumda mağdurun işi daha da zorlaşır. Yönetici tarafsız olmak konusunda, yönetici bezdiri konusunda bilgi sahibi olmak zorunda. Bu konuda bir takım kaynakları okumuş olmalı. Okumuş olmak zorunda. Şimdi diyelim ki beş kişi, bir kişi, beş kişi, bir kişi bezdireye uğratıyor. Genel bir öneri. Bu kişiler, bu beş kişi o bezdireye uğrattığı kişiden çekindikleri için gelecekte bu başımızı iş açar, önümüze geçer, çalışkan, becerikli, sosyal, bizim önümüzü kesmeden biz onun hayatını keselim tavrı içindedirler. Yönetici bir, şu olabilir, duruma göre değişir. Esnek düşünmek gerekiyor. Yönetici bu beş kişiye, birine ya da birkaçına, hepsine ya da birkaçına başarılarından ötürü bir tür aferin vermeli. Fakat asla bununla kalmamalı. Önce burayı biraz rahatlatsın. Bu rüşvet değil bilinçaltındaki bu kişilerin tedirginliklerini giderebilmek bence. Bir çeşit birkaç aferin verdi. Az sonra bu tek olana aferin vermeli. Herhangi bir başarısından ötürü. Tek olan, işlendi bezdireye uğrayan kişi, tek kalmış kişi amirinden aferin aldığında adeta köyün ortasında bir bardak buz gibi su bulmuş gibi olur. Gerekirse rota, rotasyonla yeri değiştirmeli ancak bu da bir oyun haline gelmemeli. Yani beş kişi buna saldırdı hadi bu garibanın yerini değiştirdik. Gitti bunlar oraya fitleyecekler, e, mesaj oraya da uçacak, o, oradan da aldık başka bir dama taşı gibi. Oradan oraya, oradan oraya e, sürüklenmeyecek. İş yerlerinde rotasyon sistemleri vardır. Bu rotasyon sistemleri bezdiri olayını da dikkate alacak şekilde gerçekleştirilebilir. En basitinden iş yerlerinde amirler, okulda öğretmenler, müdürler, muavinler, özellikle psikolog danışmanlar mobbing hakkında bilgi sahibi olmalı, bezdiri hakkında bilgi sahibi olmalı, bezdiriye uğrayan kişiye destek olmalı sevgili arkadaşlar. Bazı hastalıklarla kişisel gayretinizle uğraşabilirsiniz ama bazılarında bazı hastalıkların üstesinden gelebilmeniz için Ekip çalışması gerekir. Beyziri konusunda da bir uzmanın, bir ekibin desteği gerekir size. Güzel günlerde olmanız dileğiyle.